Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Çanakkale geçilmez sözünün tarihe kazındığı bir devrin kapanıp birlik ve beraberliğin başladığı Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da anma töreni düzenlendi. Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Vali Aykut Pekmez ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık ile protokol sırasına göre diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Aksaray Belediyesi adına şehitlik anıtına Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut çelenk koydu. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu törende şehit özel defterini imzalayan Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Vali Aykut Pekmez törende kısa bir konuşma yaptı. Aziz şehitlerimiz, kutsal değerlerimizi bedeli ne olursa olsun korumayı vazife bilerek canlarınızı bu uğurda feda etmekten çekinmeyen sizleri, Anadolu topraklarındaki bin yıllık varlığı bitirilmek istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmak üzere huzurunuzdayız. Bu kutsal topraklarda var olmanın ve huzur içinde yaşamanın bedeli her zaman ağır olmuştur. Milletimizin şanını, şerefini, onurunu ayakta tutabilmek, dünyada eşi görülmemiş fedakarlıklar yaparak ve binlerce şehit verilerek sağlanabilmiştir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, hak ve merhametten asla vazgeçmeyeceğiz. Çanakkale, bin yıllık Anadolu tarihimizin her anına damga, istiklal ve istikbalimizi konumundaki kararlılığımızın, iman gücünün, vatan sevgimizin büyük fedakarlıklarla bir kez daha tespit edildiği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale'de bağımsızlığımızın bekası uğruna eşsiz kahramanlıklar sergileyen atalarımızın fedakarlıklarıyla kazanılan zafer, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesaret ve mücadele ruhunun tohumların atılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Birliğimizin ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan geçmişte Kafkasya'da, Filistin'de, Irak'ta, Hicaz'da, Yemen'de, Çanakkale'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, bugün de terörle mücadelede kaybettiğimiz siz aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anarak huzurunuzda saygıyla eğiliyor, milletimize başsağlığı diliyorum. Coğlaki Mahallesi'nde bir araya gelerek Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 200 öğrencinin ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüğü Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kur'an-ı Kerim okunmasıyla dualar eşliğinde son buldu. Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlar Haftası dolayısıyla birer yazılı kutlama mesajı yayımladı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez mesajında, toplumumuzun tarihsel birikimini günümüze yansıtmaları, milli kültür ve medeniyet değerlerimizin yarınlara ulaşmasına vesile olmaları dolayısıyla değerli büyüklerimiz, aile ve toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir.
Milletimiz tarihinin her döneminde yaşlarını baş tacı etmiş, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. 18-24 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yaşlar Haftası, toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlarımızın saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamuoyunun konuya ilgi, duyarlılık ve katılımlarının sağlanması açısından önemlidir. Devlet olarak verilen hizmet kalitesini arttırmak, hizmete erişilebilirliği sağlamak, yeni alternatif hizmetleri geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak tüm büyüklerimizin Yaşlar Haftası'nı kutluyor, ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını dileyerek saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise millet olarak yaşlarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahip olduğumuzu dile getirerek, yaşlarımızın sorunlarına duyarlı yaklaşmamız insanlık görevimizdir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamak bizlerin birinci öncelikli görevidir. Unutmamalıyız ki yaşadığımız sürece herkes bir gün yaşlanacaktır. Yaşlarımızın geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Bu duygularla bütün değerli büyüklerimizin Yaşlar Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın hayata geçirdiği eşsiz projelerinden bir tanesi olan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda dekoratif aydınlatma çalışmaları başladı. Toplamda 600 araçlık yeraltı otoparkı, 55 adet dükkan, 92 adet ofis, 3 adet kafe meydan ve ortasında köşk mescidiyle kapılarını açan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda caddede aydınlatma çalışmaları ve ledli aydınlatma direklerinin montajı yapılırken kaldırımlar ise led aydınlatmalı dekoratif ışıklarla süsleniyor. Çarşının cazibesini ve görselliğini artırmak için başlatılan aydınlatma çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Piri Mehmet Paşa Çarşısı ve Alt Geçit Güzergahı'nda dekoratif aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları devam edecek. Aksaray Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tiyatro severlerle buluşturduğu Septülbahir Yahya Çavuş adlı tiyatro oyunu duygulandırdı. Erkay Yavuz'un yazdığı, yönettiği Çanakkale Savaşı'nda kahraman askerlerin hayat hikayelerinin konu edildiği Septülbahir Yahya Çavuş adlı tiyatro oyunu oyuncuların başarılı performansları ile göz doldururken seyirciler tarafından tüm oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının süngü hücumundaki destansı mücadelesini anlatan oyunda özellikle askerlerin cephede şehit düştüğü sahneler canlandırılırken tüm izleyenler duyguseline kapıldı. Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Oyunun sonunda belediye başkan vekili Süleyman Can Bulut oyunculara çiçek takdim ederek teşekkür etti. Bölgesel Amatör Lig 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu karşılaştığı Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor şampiyonluğa en yakın haftada çıktığı kritik karşılaşmada Yozgat Spor'a 2-1 yenildi. Bozokşehir Stadyumunda saat 14'te başlayan müsabakayı Gaziantep bölgesinden hakem Ali Yılmaz yönetti.
Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmada 3. sırada olan Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü 2-1 galibiyetle temsilcimizle olan puan farkını 1'e indirdi. Önemli bir avantajı elinden kaçıran siyah-beyazlı ekip 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmazken karşılaşmanın ilk golünü dakika 39'da temsilcimiz adına Enes Soy attı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ikinci yarının 76. dakikasına kadar 1-0 üstünlüğünü korurken birer dakika arayla rakip Yozgat Spor oyuncusu Nizamettin Akgül'ün peş peşe attığı iki gol karşılaşmanın skorunu belirledi. Siyah-beyazlar kalan maçlarında herhangi bir puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğu kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bir mağlubiyette tekerlekli sandalye basketbol takımımızdan geldi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı birincilik temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu karşılaştığı Muş Belediyespor Kulübü'ne 76-59 yenildi. Hafta sonu Muş Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste 5. yenilgisini hanesine yazdıran temsilcimiz, düşme potasında yer alan rakiplerinin de karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmasıyla rahat bir nefes aldı. Temsilcimiz ligin 15. haftasında 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Müsabakayı ve ligde gidişatı değerlendiren 68 Aksaray Belediyespor Tekerlekli Sandalye basketbol takımı antrenörü Lütfü Özdemir, oyuna ilk yarıda iyi başladıklarını belirterek maça moralli şekilde hazırlanmıştık. Bu maçtan galip ayrılacağımıza inanmıştık. İlk yarıda yapmak istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu da skora yansıdı. Takım arkadaşlarım kazanmayı çok istediler. Oynadığımız son maçlarda üst üste aldığımız şanssız mağlubiyetlerin moralimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda galip gelerek kaybettiğimiz puanları telafi yoluna gideceğiz şeklinde konuştu. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.